Aslında sadece tavuk eti değil, günlük yaşantımız sırasında proteinin insan sağlığı için ciddi şekilde yararı var. Biz hastalarımıza ya da bu konuşmalarımızda bütün protein ihtiyacı için haftada en az 3 gün kırmızı et ya da beyaz et, bunun haricinde kuru baklagillerden de protein ihtiyacılarını hastalarımızı karşılamalarını istiyoruz. Haftada 3 gün beyaz ette özellikle tavuk kolay ulaşılabilir. Toplum bazında hem ekonomik hem de gıda olarak rahatlıkla alınabilen bir gıdadır. Protein insan sağlığı için olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Özellikle konumuz açısından yani gebelikte mutlaka protein ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Burada tabii biraz hani konumuz itibariyle gebeliğe başlayacak olursak gebelikte beslenmede proteinler, normal karbonhidrat, vitamin bunun haricinde yağ ve diğer gıdaların düzenli bir şekilde tüketilmesinde çok büyük yarar var hem anne sağlığı hem de bebek sağlığı için. Proteinler diğer gıdalar arasında biraz daha ön planda olmalı. Bu amaçla da e, normalde gebelik haricinde günlük kalori ihtiyacı 2000 kalori civarındayken gebelikte 2500-2600 kalori civarında bir e, günlük ihtiyacımız var. E, bunun da aslında e, bu total kalori ihtiyacının e, proteinler biraz daha ön planda olmalı. Burada tabii ki beyaz etin de ayrı bir önemi var. Haftada en az iki ya da üç gün yani bir kırmızı et ya da beyaz et bunun yanında tavuk ve balığı dengeli bir şekilde tüketilmesini öneriyoruz. Bu açıdan bakıldığında hem kendim açısından hem aile hem de hastalarımız açısından düzenli bir şekilde tavuk etinin tüketilmesini mutlaka öneriyoruz.